Şeker kullanıyoruz. Mısır unu, nişasta. Lik kapalarımız. Ve kokulu üzüm ismiyle bilinen Isabella üzümü. İlk önce şekerimizi koyuyoruz. Mısır unumuzla nişastamızı koyuyoruz. Şimdi kokulu üzümümüz. İlk başta altını açmadan iyice karıştırıyoruz. Pürüzsüz bir hale geldikten sonra altını açacağız. Kapalarımızı koyuyoruz. Ben sana kepçe yıkıyorum. Ne oldu? Bir kapayla da. Geçiyor. Okuluma özgü olan, okulumun bulmuş olduğu bir tarif verdim. Pelise tarifi. Bu tarif zor değil. Herkesin yapabileceği derecede kolaylıkta bir tarif. Ve tadı ve lezzeti olarak da çok güzel bir tarif. Şimdi malzemeleri sayayım. Malzemelerimiz çok basit. Her yerde bulabileceğiniz evinizde kesinlikle olan malzemeler. Şeker, mısır unu, nişasta ve kokulu üzüm adıyla bilinen Isabella üzümü. Bu üzüm rengi ve kokusuyla gerçekten çok güzel ve lezzetli bir üzüm. Ve likapa. Olmazsa olmazım likapa. İsmindeki P,
ve Çura'nın pelisi. Lisede Likapa'dan gelmekte. Yapılışı şu şekilde: ilk başta katı malzemeler, şeker, nişasta ve mısır unu. Bu arada mısır unumuzu elememiz önemli, daha güzel bir kıvamda olması için. Nişastayı isteyen kullanır, isteyen kullanmaz. Size kalmış bir şey. Ondan sonra kokulu üzümümüzü, izabella üzümümüzü katıyoruz. Ama yine bir püf nokta vereyim size. Altı kısık olması gerekiyor. İlk başta malzemeleri koyduktan sonra altını yakmıyoruz. Sonunda yakıyoruz kısık ateş. Kısık olma nedenlerinden biri düğünüzde kar yağmaması için. O şekilde pişiriyoruz. İyice güzel bir kıvam aldıktan sonra içine likapaları koyuyoruz. İsteyen ezebilir, isteyen ezmeyebilir. Ağza dağılmasını isteyen ezer, ezmez. O şekilde sonra tabaklara koyuyoruz. Kaplara. Öyle. Açıkçası ben pepper çöreği sevmem. Ama bu tarif gerçekten likapayla uyumu olsun, çok lezzetli oluyor.